Ben 1937 yılının 8 Kasım tarihinde Eskişehir'de dünyaya gel gelmişim ve e, çocukluk, gençlik ve sonraki e, yıllarım bugüne kadarki yıllarım hep Eskişehir'de geçti. Garip ama 3 yaşından itibaren hafızamın e, bir film şeridi gibi Eskişehir'i e, hafız ettiğini düşünüyorum. ...Bayat Pazarı'nda hemen Ferahiye Caddesi'nde doğup orada büyüdüm. Bayat Pazarı denmesinin nedeni de aslında göçmenler o bölgeye yerleştikten sonra... ...şehrin Odun Pazarı ile Tepebaşı arasında Taşbaşı diye anılan... ...şimdiki belediyenin de olduğu bölge, Manifaturacılar Çarşısı'nın olduğu bölge... ...Eskişehir'in çarşısını oluşturuyordu. Genellikle bayat ekmekler ve... Solmaya yüz tutmuş, vakti geçmeye yüz tutmuş, tazeliği kaybolmuş sebze ve meyveler orada satıldığı için Bayat Pazarı derlerdi. Şehrin o günkü ekonomik yapısını göstermesi bakımından ben Bayat Pazarı ismini çok önemsiyorum. Genellikle göçmenler yoksul insanlardı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybettikten sonra Balkanlardan, Kafkasya'dan, Kırım'dan göç edenlerin yerleştirildiği bir bölgeydi. Eskişehir benim çocukluk ve gençlik yıllarımda cumhuriyetin ilk yatırımlarının yapıldığı ve cumhuriyetçiliğin doya doya yaşandığı bir şehirdi, Eski bir şehirdi. Köprübaşı Eskişehir'in merkeziydi ve köprü başında bugün İş Bankasının bulunduğu yerden Mutalıp caddesinin başına kadar çok güzel bir yapı vardı. Cumhuriyet mimarisinin en güzel yapılarından da Eskişehir Halk Evi'ydi. Ben e, okuduğum okul, ilkokul ve halk evi çok birbirine yakın olduğu için öğretmenimiz cumartesi günleri öğleden sonra okul olmamasına rağmen bizi toplar halk evine götürürdü. Sergiler varsa sergileri gezerdik, tiyatroları izlerdik. Gölge oyunları, Hacivat Karagöz oyunları vardı, onları izlerdik, konserler dinlerdik. E, halk Evi benim hayatımı çok doldurmuştur. Oradaki kültür ve sanat faaliyetleri ki halk evleri biliyorsunuz kent soyluları yetiştirmek için, yani entelektüelleri yetiştirmek için kurulmuş örgütlerdi. E, oradan çok büyük feyz aldık. Benim o, o tarihlerde hatırımda kaldığına göre e, şimdi ünlü sanayicilerimizden olan e, ve Eskişehir'de doğmuş, çocukluğu Eskişehir'de geçmiş İnan Kıraç beyefendinin babası, Eskişehir'de Dry Farming, Atatürk tarafından görevlendirilerek kuru ziraat çiftçilere öğretmek üzere bir enstitü kurup başına getirdiği kişiydi. Numan Kıraç. Rahmetli Numan Kıraç. Aynı zamanda Halk Evi'nin de başkanlığını yapıyordu. Halk Evi'nin dergileri vardı. Bütün şiir, edebiyat, hikaye, gibi gibi edebi çalışmalar orada yayınlanırdı. Şimdi onların bir kısmını belediye olarak müzayedelerden Temin ederek toplamaya çalışıyoruz. Çok Eskişehir'in kültür hayatında çok önemli yeri olan bir yerde. Şehrin bütün kültürel ve sosyal aktiviteleri şehrin merkezinde, o güzel yapıda yapılırdı. Ve genellikle de onun önünde spor yarışmaları yapılırdı. Halk evinin arkasından porsuk geçer bildiğiniz gibi şimdiki İş Bankası'nın arkasından. Ben ve benim kuşağımdakilerin büyük bir bölümü yüzmeyi Porsuk'ta öğrenmiştir. Şimdi e, Kanlı Kabak denilen yer, yani e, Vişnelik Mahallesi, bir bölüm Vişnelik Mahallesi'nde bulunan e, kısmı Porsuk'un kumsaldı. Bayağı plaj gibiydi. E, ve e, iki tarafında da Söğütler. ...Porsuk'a doğru sarkardı. Şiirlere konu olmuştur. Hiç unutmuyorum, şair Yahya Ben Akay'ın güzel bir şiiri vardı. Nazlı Porsuk, akar doğan güneşe doğru, salkım salkım söğütler... ...sarkar Porsuk'a doğru diye dizeleri olan güzel bir şiirdi. Yine Porsuk, sandalların kiraya verildiği bir mekandı. İnsanlar sandallara binerlerdi. Sandallarda bir boydan bir boya, salane Köprüsü dediğimiz... şey eski otogarın olduğu yerden devlet demir yollarının olduğu, tülom saçın olduğu fabrikasının, tülom saç fabrikasının olduğu yer arasında e, herkes sandallarla gezi yapardı. Ve Porsu'nun iki tarafı çok geniş şekilde kır bahçeleri halindeydi. Yani şimdiki Kızılcıklı Mahmut Caddesi e, iki tarafı e, bağlık bahçelik olan bir yerdi. Horsu'nun onun karşı sahili ise kır kahvelerinin olduğu yazlık açık sinemaların e, bulunduğu yaz mevsiminde üstü açık sinemalardı. Ve Eskişehir halkının o kır kahvelerinde vakit geçirdiği, sinemalarında film seyrettiği bir şehirdi. Şehirde 4-5 sinema vardı. Ünlü sinemalardı bunlar. Bunlardan iki tanesi e, eski dönemlerden kalma kiliselerde e, faaliyet gösteriyorlardı. Birisi Asri Sinema idi. Asri Sinema şimdiki Ordu Evi'nin arkasında bulunan ve halen Tepebaşı Belediye'mizin kültür merkezi olarak kullandığı akustiği çok güzel olan bir salondu. Bir diğeri ise 2 Eylül Caddesi üzerinde Süleyman Çakır Kız Lisesi'nin hemen arkasında şimdi devasa apartmanların yer aldığı kısımdaydı ve yurt sineması olarak isimlendirilirdi. Etem sineması vardı. Bayat Pazarında sizin sinema diye bir sinema vardı Sakarya Caddesi üzerinde. Küçük bir sinemaydı ama güzel bir sinemaydı. Sessiz filmleri orada perdenin altına konmuş bir konsol piyanoda bir piyanistin çaldığı piyanoyla seslendirdikleri dönemlerdir o dönemler. Ee, şehirde otomobil yok denecek kadar azdı. Belediyenin 2-3 tane otobüsü vardı. Odun pazarıyla e, Köprübaşı arasında ve e, Mutalık Caddesi üzerinde çalışan. Onlar da kamyondan karasör olarak karasör giydirilerek yapılan otobüslerdi. Faytonlar daha çok kent içi ulaşımda söz sahibiydi. Kapalı ve açık faytonlar, üstü körüklü faytonlar. Ki bunlar ben belediye reisi olduktan sonra o günlerin nostaljik yaşamını geri getirmek için yeni baştan yaptırtarak hizmete soktuğum faytonlar olarak bugün de hala eski şehirlerin ilgisini çekiyor. Düğünlerde, sünnet düğünlerinde, Gelinler ve sünnet çocukları paytonlara binerler, dolaşırlardı. Paytonların bir durağı Odun pazarındaydı. Şimdiki Atatürk Müzesi dediğimiz eski askerlik şubesinin olduğu noktadan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden gara giderlerdi. Gar, Alman yapımı bir gardı. Devlet Demiryolları Almanlar tarafından yapılırken yapılmış çok güzel bir binaydı. Önünde büyük bir kampanası vardı. Trenin kalkışını falan o kampanayı çalarak e, haber verirlerdi. Yine e, istasyonda yani gar binasının yan tarafındaki bahçede, şimdi revizörlük diye bir bina var burada, tarihi bir bina. Onun önünde tezgahlar vardı açılır kapanır kanatlarıyla. Aslında bunlar bir nevi vitrin gibi kullanılırdı. Siyah kadife kaplanmış. Dışı kontraplak açtığınız zaman o siyah kadifeyi görürsünüz. Lastikler gerilmiş e, raf yerine. Onun arasında işte lüle taşından yapılmış ağızlıklar, kolyeler ve e, alçıdan kumbaralar yaparlardı kedi şeklinde. E, çeşitli oyuncaklar yaparlardı ve boyarlardı üzerine. Fevkalade primitif şeylerdi bunlar. Ve de onların önünde de Şimdi Haller Gençlik Merkezinde bir örneğini görebileceğiniz, benim de belediye başkanı olduktan sonra model olsun diye yeni baştan döktürttüğüm çeşme vardı, kalabak suyu akardı tren garının önünde. Yalı basması tek katlı bir lokantası vardı, gar lokantası vardı. Eski şehirler vakit geçirmek için sadece porsuk kenarında dolaşmazlar özellikle cumartesi pazar günleri gara da giderlerdi ve gelen geçen trenleri izlerlerdi. Bütün trenler Eskişehir'de yarım saat mola verirdi. Hepsi buharlı trenlerdi. Biliyorsunuz buharlı lokomotifler buhar çıkarırlar. O hızla gider ki o buhar bütün vagonları, yolcu vagonlarını arkaya doğru yalar ve gecenin soğuğunda buz tutardı ve bütün trenler kristal vagonlar, trenler olarak Eskişehir Garı'na girerlerdi. Tren geldikten sonra garın içerisinde bulunan sahlepçiler güğümleriyle hemen perona çıkarlar. Sahlep ve simit satışı başlar. Yolcuların bir kısmı inerler, biraz gara girerler, ısınırlar yolcu salonuna. Arkasından simitle sıcak tarçınlı sahleplerini içerlerdi. Kış o kadar soğuk geçerdi ki porsuk buz tutardı her kış. Ve üzerindeki Buz bazen 7-8 santime kadar ulaşırdı. Ve bizler tahtadan altına demir veya e, haldeki meyve sandıklarının kenarına dağılmasın diye çakılan teneke e, şeritlerden geçirir. İki tarafından da deler, iple ayağımıza bağlar, paten yapardık. E, odun pazarında da kar e, mevsimi çok eğlenceli geçerdi. Kızaklar vardı, oturaklı kızaklar, oturmalı kızaklar. Kimisi yokuş aşağı olduğu için odun pazarı. Kimisi orada o kızaklarla kayarken kimisi de siniler, bakır siniler, kalaylı sinilerin içine oturur döne döne kayarlardı. Bazıları da kısa boylu merdivenler, yüksekliği fazla olmayan merdivenleri alır. Merdivenlerin üstüne biner, yokuştan aşağı kendilerini salarlardı. Yedilere kadar kayılırdı. Şehir baştan aşağı granit parke yollarla döşeliydi. Ee, bayramlar çok güzel geçerdi. Bayram yeri iki yerinde Eskişehir'in iki alanında kurulurdu. bunlardan bir tanesi odun pazarında şimdiki vilayet meydanı yani odun pazarı bölgesinde şimdiki vilayet meydanının olduğu yerde idi bir tanesi de şimdi bizim opera ve senfoni orkestrası ile tiyatronun bulunduğu kültür sarayının olduğu yerde Necati Bey Parkıydı orası mutalık mezarlığının ön tarafında kurulurdu Fekanade itidai salıncaklar kalaslardan yapılmış. Küçük işte dört tane veya altı tane askısı olan dönme dolaplar kullanılırdı. Kısacası çocukluk günlerim çok hareketli, çok güzel günlerdi. Ben ayrıca karikatüre çok meraklıydım, karikatür çizerdim. Ve hayatımdaki ilk ...para kazandığım e, işlerden bir tanesi... ...tabii yaz aylarında babam çırak verdi... ...muhtelif dükkanlara, değişik meslek erbabına, esnafa... ...oradan aldığımız küçük sembolik karşılıkların dışında... ...ciddi olarak ortaokul sıralarında... E, ...14 yaşındayken ilk karikatür sergimi... ...Halk Evi'nin altında açtım. Karikatürden nasıl para kazandınız derse... ...karikatür sergisini gezenlerin... E, ...isteyenlerin karikatürlerini çizerdim. E, Kara kalem karikatürler 1 lira... İşte renkli kalemler, kuru kalemlerle renklendirme iki buçuk liraya Okul masrafının bir bölümünü her yıl, her yıl derken yani birkaç yıl arka arkaya, orada açtığım sergilerle kazanmış idim. Ee, onun dışında şimdi düşünüyorum da neler yapardık? Çocukluğumuz 2. Dünya Savaşı yıllarına rastladığı için, yokluk yıllarıydı. Ee, şimdiki kuşaklara söyleyince belki çok garip gelebilir. Ama mutaallıklar genellikle çarşamba ve cumartesi pazarlarına eşekleriyle gelirler. Yoğurtlarını, yumurtalarını, işte tereyağlarını pazara, yedilerdeki pazara çıkarırlarken eşeklerini oradaki ahıra bağlarlardı. Ee, öğretmenimiz tabii kıtlık yılları olduğu için ben de resime meraklıyım. Benimle birlikte bazı arkadaşlarımıza e, sulu boya nasıl yapılır bulmak mümkün değil. Çok ender olarak belki bulunuyordu. Varlıklı aileler İstanbul'dan falan getirtirlerdi. E, gazoz kapaklarının mantarını çıkardıktan sonra e, içerisine hırdavatçılardan alınmış toz boyayla biraz gliserin, biraz üstü beç karıştırır, içine kor. Ondan sonra onu güneşte kurutur, kuruttuktan sonra sulu boya yerine kullanmaya çalışırdık. Renk renk 5-6 renk zaten ancak yapılır. Ancak fırça bulmak falan mümkün değildi. Şimdiki çocuklar samur fırçalar çeşit çeşitler çeşidini buluyorlar. Ama biz yine öğretmenimizin öğrettiği üzere eskiden kalma özellikle göçmen olarak gelenler de babaanneler falan yaşlılar böyle manto gibi bir şey giyerler. Kenarlarında kürk, samur kürkler bulunur. Özellikle Kırım'dan gelenler için. Onların eskiyen işte güvenin deldiği şeyler falan atılırken o kürkler sökülür. Onlardan samura benzer fırça yapmak için kırpmamızı öğretirdi öğretmen. Ama o da yetmez. Ee, biz şeye mutallıptaki e, köylülerin getirdiği eşeklerin kuyruklarından e, dikkatle böyle keser sonra bizim sobacı Hasan Usta'dan e, teneke parçaları alırdık. Uzun ince tahta çubuklara da mahallenin maragozundan aldığımız tahta çubukların e, ucuna o fırçayı nasıl monte edeceğiz? Rahmetli babam belediyede elektrik işletmeleri tahsildarıydı. Kırmızı mühür vardı, mühür atarlardı bazı şeylere. Onu eritirdik, şöyle bir tutam kılı alır, akıtırız kestiğimiz kısmı, o yapışır ona. Ondan sonra üç kısmı da keser, etrafını tahta çubuğa yaklaştırıp tenekeyle etrafını sarar zımbalardık. Fırça olurdu tabii. O fırçadan ne ayır gelir? Sulu boya diye kullanırken yarısı resmin üzerinde kalırdı. Daha işte bunun gibi anlatmak belki saatleri bulabilecek anlar vardır çocukluk ve yokluk yıllarında. Ee, Bulgaristan'dan gelen göçmenler özellikle Hasan Ur Ursavaş burada ismini rahmetle anayım. Eskişehir'e ilk kuzine yıtanı Bulgaristan'dan gelenler kuzine dediğimiz böyle dikdörtgen biçiminde bir sobadır. Bir köşesinde ateş yener ama yanında fırını vardır. İşte üstünde gözleri vardır. Üstünde yemek pişirirsiniz, kaynatırsınız. Ekmek, börek, çörek ne yapacaksanız yanında fırını vardır. Fırına sürersiniz. Hasan Ursavaş Savaş bizim İnkılap Okulu'nun karşısında ki evimizin kerpiç bir evdi. Babam dükkanlar yaptırmıştı oraya. Dört tane dükkan yaptırmıştı. Bir tanesi Hasan Ur Savaş'ın kiraladığı dükkandı. Orada soba yapımını, saçları nasıl kıvırdığını, nasıl kenetleyerek zımba attığını falan hep Böyle dikkatle izlerdim. Hatta teneke kutular bazen olur. Onlardan sinema makinesi yapmaya çalışırdık. Bir başka dükkanımızda bir başka Bulgaristan göçmeni Recep Aga vardı. Recep Aga başlangıçta sadece leblebi kavurup satarken zaman zaman işini ilerletti. Karşımızda İnkılap Okulu'nun sokağında bir köşede. Yanımızdaki komşumuz Züleyha Taşçıların yaptırdığı bir iki katlı ev vardı. O biraz daha düzgün bir dükkan yapmıştı. Ee, orada Orayı da tutarak e, leblebi unundan e, helvalar yapardı. Okulların önünde satılırdı onlar. Okulların önünde zaten ya e, bu leblebi unundan yapılmış baklava baklava kesilmiş biraz içerisine de şeker meker karıştırılmış e, malzemeleri yerdik ya da ee, ayrıca e, Leblebi iyi öğütürler Un olur böyle Leblebi tozu olur Onu külah yapar Külahlar içerisinde satarlardı Altında külahın bükülen kısmını delerdik Oradan emerek vakit geçirmeye çalışırdık Yani bizim yediklerimiz onlardı Yokluklar içerisinde Ama çok mutlu çocukluk geçirdiğimi zannediyorum O dönemde Benim kuşağımın becerileri çok yüksektir Hep Yaratmaya yoktan var etmeye çalışan arkadaşlardık hepimiz. Ee, mutlu çocukluk yıllarım, mutlu gençlik yıllarım geçti Eskişehir'de. O tarihlerde şimdi gözümün önüne getirdiğim zaman ortaokul dönemlerini hatırlıyorum. Ortaokulda son sınıftayken, üçüncü sınıftaydık orta üçte, e, genellikle dar gelirli aileler ve göçmen çocukları olduğumuz için çoğumuz bu e, Çocuklarını göçmenler hep askeri yatılı okullara, bunlar içerisinde de askeri liselere vermeye eğilimliydiler. Doğal sonuç tabii, okutamayacaklar, paraları yok. Askeri lise devlet okutuyor ve işi de garanti oluyor diye kuleli askeri lisesine gitmeye karar verdik. Bunundaki bir başka sahik de. Hava Harp Okulu'nun, ilk Türkiye'de kurulan Hava Harp Okulu'nun Eskişehir'de olmasıdır. Benim amcamın çocukları falan Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Hava Harp Okulu, cumartesi, pazar günleri onlara şehire çıkma izni verirler. Şehire çıkarlar üniformalarıyla, gayet şık falan. Ee, bizler de, işte kız arkadaşlarımız onlara fazla böyle bakıyorlar, ilgi gösteriyorlar diye. Bir de oradan bir heves vardı. Ee, Işıklar askeri Lisesi'ne müracaat ettik. Işıklar Askeri Lisesi Bursa'daydı. Ben ve arkadaşlarım, 6-7 arkadaş aynı sınıftan müracaatımızı yaptık. Hava Hastanesi'ne sevk edildik şubeden. Muayenelerimiz yapılacak. Askeri Liseye durumumuz müsait mi falan filan diye. Ve muayenelerimiz yapıldı. Heyete giriyoruz en son. Heyet raporu aldık. Ve işte bir gün falan var son müracaatın mektupla, Işıklar Askeri Lisesi'ne o raporların gönderilmesi için. Ee, sevinerek çıktık, sağlandık hepimiz. Ee, askeri Lise'de okuyabilir heyet raporunu da almıştık. Böyle bir iki kapaklı dosya arasında rapor, Rodken falan heyet raporu. Eve geldim ben, şimdiki askeri hava hastanesinin olduğu yerden. Eve bıraktım dosyayı, hemen içine bakmadan bıraktım ve dışarıya kırtasiyecilere bir büyük zarf alıp içine koyarak yollayacağım. Zarfı aldım geldim açtım raporu filmi vesaireyi koyacağım. Bir baktım rapor yok heyet raporu yok düşürmüşüm o iki kapaklı böyle dosyanın arasından düşmüş. Çıktım baştan aşağı o evden hava hastanesine kadar 4-5 kere dolaştım. Her yere baktım yok yere düşürdüm mü acaba bir tarafta falan diye bakıyorum. Maalesef bulamadım ve ben gidemedim. Diğer arkadaşlarım gitti. Sonra hepsi onların emekli Genel general oldular. Genel oldular. Sonra da emekli oldular. Yani yükseldiler devamlı. Ve ben hava okulunu da havacılığı çok sevdiğim halde elde edemedim. Bu benim hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesidir. Daha sonra sivil havacılık okulunun kurulması da bana nasip oldu. Bu da bir şans yani bu da hayatımdaki kader çizgilerinden bir tanesi diyeyim. Ama dönüp baktığınız zaman o havacılık okulunu kurma fikri, havacılık okulunun kurulması, sivil havacılık okulunun kurulması, şimdiki meydanın, üniversitenin tarafından alınıp meydan haline getirilmesinin altında o özlemlerimi e, görürsünüz yani o da bir çocukluktaki bir nostaljinin rektör olduktan sonra Türkiye'ye pilot hava trafik elemanı veya sivil hava taşımacılığının bütün branşlarında adam yetiştirecek bir okulun kurulmasına vesile teşkil etti. Lise yıllarım daha e, hareketli ve dinamik yıllarımız işte gençliğin e, başlangıcındaki yıllarımızdır. E, ben mesela Göçmen Mahallesi'ndeki oturan arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir Lisesi'ne giderdik. O, o ismi o zamanlar Eskişehir Lisesi'ydi. Türkiye'nin önemli liselerinden bir tanesiydi. 1960'tan sonra da adı Atatürk Lisesi olarak değiştirildi. Rahmetli edebiyat öğretmenimiz Vehbi Camaşkun'un tavsiyesiyle Cüneyt Arkın bizim 2-3 mahalle daha arkamızda otururdu. Şimdi muvaffak Paksoy e, avukat, Eskişehir'in ben yaştaki avukatlarından e, ve e, toplanırız. Bizim eve gelirler Bayat Pazarı en son nokta olduğu için köprü başına çıkmak için. Daha sonra Hamam Yolu caddesinden yürüyerek liseye giderdik. Yürüyerek giderdik, yürüyerek gelirdik. Şimdi delikli taş mahallesi denilen yerler tamamen e, sebze bahçeleriydi. Arasından. E, Arklar, sulama arkları geçerdi ve öyle paydoslarında biz e, annelerimiz çıkın yapar içine işte yumurta koyar köfte koyar iki dilim ekmek koyar çıkar o tarlaların arasında bazen e, iyi bahar mevsiminde falan bahçıvanlık yapanlardan salatalık alırdık yemeğimize katkı yapardık hamam yolu caddesinde bir dere akardı o derede sulama kanalı olarak e, işte şeyden itibaren, Karaşehir taraflarından itibaren alınır. Nuri Bey Değirmeni denilen yerden. Açık bir şekilde bugünkü Atatürk Bulvarı'nın kenarından geçer, Reşadiye Camii'nin yanında bir değirmen vardı. O değirmeni çalıştırır, oradan Yediler'e doğru dökülür. Yediler'de bir köprü vardı. Köprünün altından geçer, Hamam Yolu Caddesi'ni boydan boya kat ederek Tozman Sineması diye bir sinema vardı. Onun yanından Porsa akardı. Bütün o delikli taştaki tarlalar falan, hatta bugün Vişnelik dediğimiz yerlerdeki tarlalar, o kanaldan, o dereden alınan sularla sulanırdı. Hayatiyetini öyle bulurdu. Bir ara bu derenin iki tarafında pazar da kurulurdu. Eski tarihi fotoğraflara bakacak olursanız onları görürsünüz. Köylerden tereyağı getirenler, yumurta getirenler, tavuk getirenler falan filan orada satışlarını yaparlardı. Çarşı camiinin oraya kadar gider. Sıcak sular dediğimiz yerden dökülürdü. Ee, porsa doğru bir yolculuğu vardı. Ama daha sonraları 1900 ne yazık ki 70'li yıllarda e, Genişliği aşağı yukarı 4 metre falan olan, derinliği de 60-70 cm olan bu dere e, temiz tutulamadığı için dolduruldu ve üstü kapatılarak yol yapıldı. Eskişehir'in doğal kaynaklarının e, yok edilmesindeki acı örneklerden bir tanesidir. Kısacası Eskişehir e, canlı, e, sakin... Diğer bir deyişle şimdiki deyimle e, dingin şehirlerden bir şehirdi. Şeker Fabrikası, Tayyare Fabrikası, demir yolları Fabrikası, Sümerbank Basma Fabrikası daha sonraki yıllarda kurulmuştur. Şimdi özelleştirildi biliyorsunuz. Onlar kamunun kurmuş olduğu fabrikalardı ve bu fabrikaların e, elit yöneticileri vardı. Onların çoğu... Yurt dışında eğitim görmüş insanlardı, i̇şte kimya mühendisleri, ziraat mühendisleri, muhasebeciler ve lojmanları vardı hepsinin. Şehrin hayatında ayrı bölgelerde oturan bu insanlar zaman zaman şehre inerler, sinemalara giderlerdi, halk evindeki faaliyetlere çok önem verilirdi. Tabii şeker fabrikası, bu arada şeker fabrikası deyince ondan da bahsetmem lazım. Şeker fabrikası özellikle şeker kolonisinin, yani şeker fabrikasında çalışanların, e, lojmanlarının olduğu, şimdi bildiğiniz bizim Kent Park'ın yakınında fabrikanın karşısındaki o yarım asırdan fazla yaşı olan büyük mavi ladinlerin, çınarların olduğu yerdir. Orada e, şimdi üniversitemizden emekli oldu değerli kardeşim, arkadaşım, meslektaşım Sinan Bozok'un babası Osman Bozok. Almanya'da yetişmiş bir kimya mühendisiydi. Fabrika müdürü olarak gelince icraatlarından bir tanesi tabii Almanya'da yetişirken sanat, kültür, opera, tiyatro bunları çok önümsemiş, özümsemiş bir insandı. E, oraya şey yaptı, bir sahneli salon yaptı. Eskişehir'in ilk doğru sahneli salonu odur. Ondan sonra Devlet Demiryolları Fabrikası ise e, spora çok önem verirdi. İşçi statüsünde çalıştırdığı, sporun hemen bütün dallarında sporcular yetiştirmiştir. Olimpiyat şampiyonu güreşçiler çıkmıştır. Güreş, boks, eskrim, futbol, e, milli takıma kaleci, milli takıma oyuncular veren e, bir kurumuydu, Eskişehir'in bir kurumuydu. E, yine Devlet Demiryolları fabrikasından aklımda kalan e, mesaiye başlama ve mesainin bitiş saatlerinde öğle paydosu, öğleden sonraki başlama, akşam paydo, akşam paydosu boruyla, sirenle duyurulurdu. Eskişehirlerde saatlerini ona göre ayarlarlardı. Yine o fabrikayla ilgili olarak anılarım arasında işçilerin bisikletle gidiş gelişleriydi. Adeta bir bisiklet seli olurdu sabahleyin işçiler fabrikaya giderken ve paydosla dağılırken. Eskişehir'de bisiklet yarışları da yapılırdı. Bisiklet sporu da çok önemliydi. Şimdi belediye başkanı olarak yeniden bisiklet kullanımını şehirde teşvik etmeye çalışıyoruz. Zaten benim belediye başkanı olarak yaptıklarıma şöyle bir göz atarsanız hep çocukluk ve gençlik yıllarımdaki nostaljileri yeni kuşaklara aktarabilmek gayretini ...taşıdığını görürsünüz. Ee, lisede... E, ...ben edebiyat bölümüne ayrılmıştım. Son sınıfta ayrı, edebiyat ve fen diye ayrılırdı. Ee, öğrencilerden... ...fen şubesindeki öğrencilerden birinin babası... ...as subaydı. Ee, uçakların radyo frekanslarından... ...yani düşmüş, kırılmış uçakların... E, ...parçaları atılır... ...hek diye. Onlardan getirip... ...liseye hediye etmişti çalışır vaziyetteki... ...bir sistemi ve... Eskişehir'de e, Türkiye'deki liseler arasında ilk radyo istasyonu kuran lisedir. Ben edebiyat bölümünden olduğum için genellikle yayın programlarından ben sorumluydum. E, lisede bir lise radyosunda sabahçılar için, öğleden sonra öğrenciler için de sabahları dersler anlatılırdı, dersleri okurduk. Hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri de lisenin koridorlarına Koridorun iki tarafındaki sınıfların oturma sıraları çıkarılır ve veliler davet edilir. Canlı bilgi programları falan yapardık, yayınlardık. E, yalnız e, ben de ilginç bir anısı e, o radyonun. E, yaz ayları gelince biliyorsunuz genellikle ağaçlar çiçek açar işte, e, kuşlar cıvıldar, kumrular öter falan filan. İnsanın o genç yaştaki insanların kanının kaynadığı e, günlerdir. Yine e, böyle bir bahar başlangıcında e, okul müdürümüz rahmetli Mehmet Emin Akıncı e, yoklama defterlerinden kaçak sayısının fazla olduğunu, okula gelmeyen öğrencilerin fazla olduğunu görünce e, gelmeyenlerin listelerini çıkartmış e, beni çağırttı dedi ki bunları sabah ve öğleden sonraki yayınlarda okuyacaksın e, veliler duysunlar hangi hangisinin çocuğu kaçmış o gün okula gelmemiş, yoklamada bulunmamış diye. Çünkü aileler çok dinlerdi Eskişehir Lisesi radyosunu. İşte türküler, şarkılar, müzik yayınları, ders programları arasında bir de o yayınları yapardık böyle. Ben çıktım, Cuma günüydü hiç unutmuyorum. Özellikle de kaçmalar Cuma, Perşembe günleri falan olur ki hafta sonuyla birleştirdiğiniz zaman iyi firar etmiş oluyorsunuz. Mecburen okumak zorunda kaldım. Tabii veliler dinledikleri için kim çocuğunun o gün okuldan kaçtığından haberdar oldu. Pazartesi günü işte okula geliyoruz. Pazartesi günleri sabah giyin okulun bahçesinde, lisenin bahçesinde bayrak merasimi vardır. İstiklal Marşı'nı okuruz. Ondan sonra sınıflara gireriz. Sıra oluruz bütün sınıflara ayrı ayrı. Ben sıraya girer girmez bütün arkadaşlar üstüme çullandı, o kaçan arkadaşlar. Sille tokat, hayatımda yediğim iyi dayaklardan bir tanesidir. Ee, ve e, neden anons ettin diye. Ondan sonra ben bir daha radyonun şeyini programcılığını ve spikerliğini bıraktım. E, tabii o tarihlerde başka bir şey daha vardı. Duvar gazetesi çıkarırdık. o Yine o günlerde, o tarihlerde Türkiye'de ilk defa, çok tutulan ve satılan bütün Türkiye'de satılan Kara diye bir mizah dergisi var, gazetesi vardı. Ama biraz argo. Yani bugünkü gençlerin anlayabilmesi için söylüyorum. İşte gırgır gibi, leman gibi falan siyah beyaz bir gazeteydi. O bizi çok etkilerdi. Herkesin elinin altında o gazete okula gelirdi. Okurduk oradaki fıkralar, karikatürler falan. Ben de karikatür çizerdim. ve okulun yani lisenin Bahçesine bakan, orası böyle ters U gibidir Eskişehir Lisesi. Ee, bahçeye bakan kısımda, o tören yaptığımız kısımdaki duvarlara asardık onu. Ee, bizim gıdıklamaydı gazetenin adı. El yazması, yazıları el yazması. Lise son sınıftayken e, fenle ayrılan arkadaşlarımız da çok iyi edebiyatçıydılar. Mesela benim sıra arkadaşım lise son sınıfa kadar, şimdi ünlü aktör olan e, Cüneyt Arkın. Namı diğer Cüneyt Arkın, asıl adı Fahrettin Cürekli Batur'dur. Tatar Mahallesi'ndeki arkadaşlarımdandır. Onunla sıra arkadaşlığımız vardı. O, o Varlık Dergisi'nde falan hikayeleri çıkardı. Ee, yine Cengiz diye arkadaşımız vardı, Tekin diye arkadaşlarımız vardı. Bunlar bayağı imzaları Varlık Dergisi'nde yer alan arkadaşlarımızdı. Kültür diye bir gazete çıkarmaya başladık. Yani matbaada basardık Kültür Gazetesi'ni. Ee, okul müdürü Mehmet Emin Akıncı'ydı o dönemler. Lise sondayken biz. O desteklerdi bizi. Okul aile birliğinden para bulurdu gazetenin basılması için falan. O arada yine ben e, lise son sınıftayken Eskişehir'de Çimdik diye bir mizah gazetesi çıkarmaya başladık. Tozman Pasajı'ndaki bir makinede hem basma hem yazma hem e, satma işleri bize aitti. Gazetecilik merakı başladı bu suretle. bende Ben liseyi Lise son sınıfa geldiğimde, lise son sınıfta coğrafya öğretmenimiz, bütün arkadaşlarım mezun olurken beni Amazon Nehri'nin debisini sordu, bilemediğim için bıraktı. Bırakınca bir senem gitti. O bir sene içerisinde ne yapabilirdim? Gazeteciliğe başladım. Genç, ateşli bir muhabir, gazeteci olarak Dünya Gazetesi'nin muhabirliğini aldım. Ankara'da Ulus Gazetesi'nin muhabirliği vardı. Cihat Baba'nın çıkardığı bir gazete daha vardı Ankara'da. Onun muhabirliği bendeydi. Kim dergisi çıkıyordu o zamanlar? Bu söylediğim 50'li yılların sonlarına doğrudur. Kim dergisinin bölge muhabirliğini aldım. Ve fiilen gazeteciliğe başladım. Gazetecilik yaparken o bir senemin havaya gittiği imtihana ertesi yılın Haziran ayında tekrar girdim. Müdür mümeyiz olarak bulundu. Çünkü jüride yine aynı o bana takmış olan coğrafya öğretmenimiz vardı. Ve geçtik. Mezun olduk. Mezun oldum. Ee, öğretmenlerim resim, tiyatro, işte bir de çok değerli Güzel Sanatlar Akademisi mezunu bir resim hocamız vardı. Nevzat Özveren, Allah rahmet eylesin. Okulun bodrumunda, lisenin bodrumunda iş bilgisi atölyeleri, heykel atölyeleri, resim atölyeleri kurmuştu. Sehpalarımızı kendimiz yapardık. Beyaz önlüklerimiz vardı. Resim dersinde yağlı boya yapardık. Bütün resim sanatı ve heykel sanatını çok iyi kitaplarını alır getirir bize. Güzel baskılı kitaplarını gösterir. Çok iyi de yetiştirmişti. Sanat tarihinde de çok iyi yetiştirmişti bize. Ee, oradaki merakımı da görünce çünkü tiyatroların da dekorlarını yine yapardık. Ee, yani elimiz fırça tuttuğu, boya tuttuğu için. Ee, öğretmenlerimiz o tarihlerde herkese yeteneğine göre tanırlardı öğrencileri. Nereye, hangi üniversiteye müracaat etmemiz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunurlardı. Bana Güzel Sanatlar Akademisi, şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi. Oranın mimarlık bölümüne git dediler. Ben resim okuyayım dedim. Resimden para kazanamazsın, aç kalırsın dedi Nevzat Bey. Mimarlık bölümüne gir ama aynı e, akademinin içerisinde resim var, heykel var, hepsinde gene ilgilenirsin dedi. Atladım, imtihanlara gittim. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Yedincilikle kazandım. Hemen desen şeyi yaparlardı, imtihanı yaparlar. Öğleden sonra da ilan ederlerdi. İlan ettiler, yedincilikle kazanmışım. Sevinerek geldim Eskişehir'e fakat iki de kardeşim var arkada. Babam çok üzüldü, gözleri doldu. Nasıl okutacağım seni, arkada iki kardeşim var deyince ben anladım. Yani onların yetişmesine de benim yardımcı olmam lazım. Ee, peki dedim. O zaman gazeteciliğe ve matbaacılığa devam edeceğim eskişehirde. Eskişehir hep benim hayatımı doldurdu. Hep eskişehir için hayal ettim. Şöyle söyleyeyim, benim içimde bir çocuk var. Hala bir çocuk var. Bu çocuk çok yaramaz bir çocuk. Hep eskişehir için bir şeyler hayal ediyor ve bana hayallerimi gerçekleştirmek için durmadan beni teşvik eden, hırçınlık yapan bir çocuk. Bugüne kadar Eskişehir için hayal ettiklerimi eğitim alanında olsun, şehircilik alanında olsun, gazetecilik alanında olsun, aklınıza gelebilecek her alanda hayal ettiklerimin önemli bir bölümünü gerçekleştirdim. Hayat bir demir yolu üzerinde giden bir tren gibi ama makaslar çıkıyor ve sizi başka yerlere doğru götürüyor. Bu yollar hep Eskişehir'de makas değişikliği şeklinde ceryan etti. Eskişehir için hayallerimin ve düşündüklerimin büyük bir bölümünü gerçekleştirme fırsını ve fırsatını ve şansını verdi Allah bana. Onun için kendimi çok mutlu addediyorum. Benim ideallerimde hep Eskişehir vardı. Eskişehir demek Türkiye demekti benim için. Eskişehir için ideallerim, Türkiye için ideallerim demekti. Çok sevdiğim insanlar için ideallerim demekti. Gerçekleştiremediklerimin bazıları var. Allah'a duam, bu gerçekleştiremediğim hayallerimi de gerçekleştirmek için bana imkan ve fırsat versin, o şansı versin şeklinde dua ediyorum hep. Eskişehir'in geleceği parlak. Hem de çok parlak olacak muhakkak ki. Torunlarıma, yetişecek kuşaklara, Türkiye'ye, Türk halkına güzel bir kent vermenin Mutluluğu içerisinde hayatımın son bulmasını istiyorum. Ve yine Eskişehir'de, bu Eskişehir topraklarının koynunda ebedi uykuma çekilmek en büyük dualarımdan birisi.